Ürkütücü dişler. Yaşamın sonsuz mücadelesi içinde avcılar evrim geçiriyor, karşılığında savunmalar evriliyor ve besin zincirinin tepesindeki vahşi avcılar tekrar evrim geçiriyor. Bu bir ölmek veya öldürmek, kaçmak veya yakalanmak hikayesi. Çenenin evrimi. Günümüzde en güçlü çene yapısı timsah ailesine aittir. Ve buna krokodiller ve Amerikan timsahları da dahildir. Korkunç çeneleri kapanırken 1400 kilogramlık bir güç, 1,5 santimetre karelik en keskin ön dişte 1700 barlık bir basınç uygular. Normal bir çivi tabancasının 2 katı kadar bir basınç. Timsahların öldürebildiği hayvanlar arasında su bufalosu ve öküz başlı antilop da var. Milyonlarca yıl boyunca timsahlar ve güçlü çenesi olan her hayvan yaşam mücadelesinde büyük bir avantaja sahip oldu. Çenenin varlığı oyun sahasını tam anlamıyla değiştiriyor. Çünkü bu ağzınıza sıcak lokmadan fazlasını alabileceğinizi gösteriyor. O kadar önemli bir silahtı ki çenesi olan omurgalılar en tepeye çıktı. O yüzden de omurgalılar tarihinde çenenin evriminden daha önemli hiçbir şey olamaz. Birçok hayvanın çenesi vardır. Ama bir zamanlar çene diye bir şey yoktu. Nasıl olur da tek bir anatomik özellik, basit bir kaslı menteşe evrime bu kadar etki edebilir ve günümüz hayvanlarının şekillenmesini sağlayabilir? Yanıtlar ilk ısırıkla başlıyor. ...1979'da bu fosiller dünyanın bilinen ilk çene saldırısının kurbanı olarak teşhis edildi. Bu kesinlikle bir çene tarafından üretilen ilk ısırık izi. Bunun neyin ısırdığını tespit etmek çok daha zor. Kurbanlar 530 milyon yıl önceden kalma, birkaç santim boyundaki trilobit adındaki minik yaratıklardı. Bir şey onlardan bir ısırık almıştı. Acaba öyle mi? Peki ısıranlar neredeydi? Av başlamıştı. Amaç evrimin en temel direklerinden birini ispatlamaktı. Hayvanların beslenmek için başka hayvanlara saldırdığı avcılığın evrimin en güçlü ivmelerinden biri olduğu. Çünkü herhangi bir savunma geliştirmeyen av hayvanları ölecek, geliştirebilenler yaşayacaktı. Avcılık, sosyal davranışlardan zırhın evrimine kadar çok sayıda özelliğin gelişimine neden oldu. Ve bizler de eş evrim ve bu av-avcı etkileşimindeki tırmanmayı avcılıkla birlikte bu kalın kabukların gelişimiyle çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ama Kambriyen dönemde evrimi sürükleyen şey avcılıksa, o zaman trilobitlere saldıran ve onları yiyen avcılar kim veya neydi? Bu olayın açıklanması yönünde 1981'de bir gelişme kaydedildi. Bilimciler 70 yıldır 4 farklı hayvan olduklarını sandıkları 4 fosili bir araya getirdi ve onların aslında tek bir Kambriyen canavarına ait olduğunu ortaya attılar. Bir yıl sonra komple bir fosilin keşfi teorilerini ispatladı. Adını Anomalocaris, tuhaf karides koydular. Kambriyen denizlerinde o bir canavardı. Burada 2 metrelik bir boydan söz ediyoruz ve Kambriyen dönemindeki ortalama tribolitin birkaç santim olduğunu düşünürsek gerçekten bir devdi. Evet.
Jeolog Bruce Lieberman, dünyanın en büyük kambriyen fosil koleksiyonlarından birinin bulunduğu Kansas Üniversitesi'nde çalışıyor. Onun en büyük hazinelerinden biri, Anomalocaris'in ağız kısmına ait olan bu parça, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski çenesi. Konserve ananas gibi bir şekli var diyebilirim. Bir çeşit yuvarlak ve içinde ağzın bulunduğu daha küçük bir yuvarlak var. Bu iç halka boyunca da bu küçük diken benzeri dişler var. Bu tuhaf çene tam olarak kapanamıyordu. Ama sıkıştırıp tıpkı bir fındık kıran gibi kırabiliyordu. Aradığımız ısırıkçı bu muydu acaba? Ohio Devlet Üniversitesi'nden Lauren Babcock'un ekibi bunu araştırdı ve buldu. Isırık izlerinin boyutu ve şeklinden yola çıkarak Anomalocaris'lerin ağız kısmının boyut ve şekline uyduğunu tespit ettik. İnanılmaz bir keşifti. Kambriyen çağının öldür veya öl, evrim geçir veya öl dönemi olduğuna dair somut bir delildi. Yani neredeyse avcı-av etkileşimine yönelik bir suçüstü vakası ve fosil kayıtlarında bu çok nadirdir. Bunun kambriyen evrim patlaması döneminde olması da önemli. Anomalocaris'in çenesine karşı tribolitler zamanla yeni savunmalar geliştirdi. Hatta bunlara kimyasal silahlar bile dahildi. Örneğin çok daha büyük dikenler, kanınlaşmış omurlar ve hatta zehir bezleri barındıran omurlar görüyoruz. Bu da bizler için paleozoik çağın başlangıcından beri avcılığın aslında evrimin gelişimindeki ana güç olduğuna dair ilk ikna edici delil oldu. Anomalocaris çok avantajlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak 10 milyon yıl içinde canavarın nesli kimsenin henüz çözemediği nedenlerden ötürü tamamen tükendi. Atnalı yengeci gibi bir uzak akrabası olmasa, ilk katil çenenin günümüze ulaşan bir akrabası kalmayacaktı. Evrim aslında birçok anlamda bir savaş alanı. Yani bunu kabul edelim. Yaşam çok zorlu bir yolculuk. Türler nesillerini devam ettirmek için sürekli değişmek zorunda. Ve bu sürekli değişen ortama uyum sağlama yeteneği ise tam anlamıyla daha çok bir ölüm kalım meselesi. Çeneler tamamen farklı bir hayvan türünde tekrar evrim sıçraması yapacaktı. Balıklarda. 430 milyon yıl kadar önce balıklar ilk omurgalı hayvanlar olarak ortaya çıktılar. Onlar biz dahil tüm omurgalıların atasıdır. Ama çeneleri yoktu. Ağız olarak nitelendirilebilecek ilkel beslenme delikleri vardı. Yüzerken yiyecekleriyle karşılaşarak veya çamurları karıştırıp havalanan besinleri yiyerek yaşıyorlardı. Ancak balık türleri arasında bir değişim baş gösterdi. İlkel balıklarda solungaçlarını dik tutan kemiksi yapılar vardı. Fosil kayıtlarına göre zamanla doğal seçim sonucu bu kemikler öne doğru ilerledi ve kaçmaya çalışan yiyeceği tutabilen balıklar büyük avantaj sağladı. Alt kemik oynaktı. Üst kemikse örs vazifesi görüyordu. Bu yapısal değişim yaşamda büyük rol oynadı ve birçok çeşitle günümüze kadar ulaştı. Bu binlerce tür arasında bizim türümüzde var. Plakoderm adında nesli tükenmiş bir balık türü çene geliştiren ilk balıktı. Bu avcılık avantajı onları denizlerin T-Rex'i yaptı. Bu canavarın çene yapısı kısa bir süre önceye kadar gizemini koruyordu.
Dankleotus Derelli'nin yanında duruyorum. Boyu 6 metreyi ve ağırlığı 1 tonu buluyordu. Ve çok da güçlü bir avcıydı. Chicago Doğa Müzesi zoologlarından Mark Westney, Dankleotus'un gizemlerini çözmeye çalışıyordu. Neden çenesi bu kadar büyüktü? Tuhaf, dişsiz çenesi nasıl işliyordu? Dankleotus ve diğer plakodermlerin dişleri yok. Bunun yerine onların çeperleri mine kaplı, kemiksi bir alt çeneleri var ve uçları da oldukça keskin. Daha çok bir satır gibi. Westney, çenenin böyle büyümesini ve alt çenenin keskinleşmesini, o dönemde okyanuslarda yaşayan omurgalıların dış kabuklarını kırma amaçlı olarak görüyor. Makas gibi bir işlevi olduğunu düşünüyoruz. İki plaka birbirinin çok yakınından geçerken tıpkı bir makas gibi kesiyordu. Westney, Dunk'ın bu ısırığının biyomekanik özelliklerini belirlemek için dahice bir plan oluşturdu. Adli tıp yapılandırma teknikleri kullanarak maket Dunk'ın çene ve boyun kaslarının modelini çıkardı. Sonra ölçüm yapıp güçlerini hesapladı. Bunun sonucunda Westney ve ekibi inanılmaz bir keşifte bulundu. Dunk'ın kasları çenesinin iki tarafından yukarı ve geriye doğru çekiliyordu. Ve bu da budama makaslarından tutun da buharlı lokomotiflere kadar uzanan modern mühendislik yapılarının mükemmel bir örneği gibi dört nokta bağlantısı kullanıyordu. Bu iki kaslı açma kapama sistemi ağzı çok geniş açıyor ve son derece hızlı kapatabiliyordu. Westney bunun üstüne ısırığı gözlemlemek için çenenin üçte bir boyutunda bir modelini inşa etti. Ve biz de kas özelliklerini oluşturmak için bu kasların kasılma gücü ve hızı olarak kendimize günümüz köpek balığı kaslarını örnek aldık. Aslında birçok omurganın benzer kas özellikleri vardır. Ve o yüzden de bunun Dankleotus'un kafatasını doğru bir şekilde yansıttığını düşünüyoruz. Son bilgisayar hesaplamaları ekibi şoke etti. Dunk'ın ısırması sadece 70 milisaniye sürüyordu ve ağza doğru bir su akıntısı yaratırken 600 kiloluk bir güç oluşturuyordu. Dunk'ın ısırığı bir giyotin gibiydi. Gelmiş geçmiş en vahşi deniz hayvanı. Avının en ufak bir şansı yoktu. Ancak ondan önceki Anomalocaris gibi Dunk'ın ve makas benzeri çenenin nesli tükendi. Neden yok olduğu bir başka bilimsel muammadır. Nesil tükenişi çok yaratıcı bir evrim gücüdür. Neslin tükenmesi, böylece başka türlerin yeşermesini sağlayacak yeni yaşam alanları açar. Dunk'ın en tepe avcı konumu yeni bir çene biçimine sahip bir yaratık tarafından hızla doldurulacaktı. Günümüzde bile hala avlanan bir tür. Köpek balığı. ...350 milyon yıl önce tüm zamanların en güçlü çenesine sahip balık olan Dankleoteus fosil kayıtlarından yok oldu. Kısa bir süre sonra köpek balıkları Dunk'ın en tepe avcı konumunu ele geçirdi. Neden Dunk'lar yok olurken köpek balıkları yaşadı? En erken köpek balıkları büyük bir ihtimalle Dankleoteus'un öğle yemeğiydi. Köpek balıkları hep en tepedeki avcı değildi. Fosil kayıtlarına göre köpek balıkları 430 ile 450 milyon yıl önce ortaya çıkmış. Gezegenimizdeki diğer omurgalı türlerinden çok daha uzun süredir yaşıyorlar. Biyolog Dan Hoover'ın köpek balığı sevdası küçükken başlamış. Bir akrabam Florida'nın doğu sahilinde sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı. Bu nedenle büyük bir merak uyandırdı ve ben de New York akvaryumundaki köpek balığı havuzu civarında büyüdüm.
Köpek balığının bu neslini sürdürme başarısının ipuçlarını arayan Dan Hoover, köpek balığı ısırığının ilk detaylı bilimsel ölçümlerini yapmak için çalışma başlattı. Tehlikeli olabilecek canlı köpek balığı kullanmak yerine, Hoover, bir balık ağına takılıp ölmüş olan kaplan köpek balığının kafatasını inceledi. Amacı, bilgisayarında doğru bir sanal köpek balığı çenesi yaratmak ve güvenli odasında bu ısırığı incelemekti. Çenenin modelini çıkarmak için ilk adım yüksek çözünürlüklü bir tomografiydi. Bu tür modelleme teknikleri kullanarak köpek balığı gibi hayvanların maksimum performansı veya maksimum ısırma gücünü belirleyebiliriz. Sistem köpek balığı kafatasının dijital bir versiyonunu çıkardı. Ve bu da bilgisayar modeli için uygun bir temel oluşturdu. Ardından Hoover örneği keserek köpek balığının çene kaslarını büyük bir dikkatle ölçtü. Kas verileri sonra tomografiden elde edilen kafatası taslağına oturtuldu. Kemik ve kaslar bir arada üç boyutlu bir sanal çene oluşturdu. Sanal köpek balığı artık sanal dijital ısırığa hazırdı. Rakamlarsa ortaya inanılmaz bir bulgu çıkardı. Birçok insana şaşırtıcı gelecek bu sonuca göre, köpek balıklarını Dunkletius gibi tarih olmuş avcılarla kıyaslarsak aslında o kadar da güçlü ısırmıyorlar. Hoover'ın modellediği köpek balıklarının ısırma güçleri 225 ila 275 kilo civarındaydı. Dunk'ın yarısından bile az. Peki köpek balıkları ısırma gücüyle hükmedemiyorsa nasıl bu kadar başarılı olabildiler? Rhode Island Üniversitesi biyologlarından Cheryl Wilga'ya göre bunun yanıtı hız için tasarlanmış gövdeden geçiyor. Çok hızlı yüzen ve avını kovalayan köpek balığını düşünün. Son derece hidrodinamik, torpido benzeri bir şekli var ve bu sayede her yöne doğru anında yön değiştirebiliyorlar. Köpek balıklarının bu hızlarını kesecek kemikleri yoktur. Yapıları neredeyse tamamen bizim burnumuzdakine benzer bir kıkırdaktan oluşmuştur. Ayrıca köpek balığının çenesi altta ve geride olduğu için sürtünmeyi azaltıyor. Wilga, köpek balığı ısırığının mikrosaniye boyutundaki işleyişi üzerinde çalışıyor. Kendisi dikenli köpek balığı adındaki nispeten uysal bir türü inceliyor. Şimşek hızındaki ısırığı incelemek için Wilga çok özel bir ağır çekim kamerası kuruyor ve sonra bir dilim uskumruyu yem olarak atıyor. Yemi kaptın. Harika. Nasıl da sallıyor, çok iyiydi. Çok dikkatli bir inceleme sonucunda doğada bir eşi daha olmayan 5 adımlı köpek balığı ısırığı ortaya çıkıyor. Wilga 5 adımlı köpek balığı ısırığını uyutulmuş canlı bir köpek balığı üzerinde gösteriyor. Köpek balığı yüzerken bu düzgün pürüzsüz profili görüyorsunuz. Ve bir yiyeceğe geldiği zaman başını kaldırıyor. Alt çenesini indiriyor. Ve sonra hem üst hem de alt çene kafatasından öne çıkıyor. Beslenme işi bittiği zaman her şey ilk andaki yerine dönüyor. Yine yüzmeye uygun profile sahip oluyor. Bütün bunlar 50 ila 70 milisaniyede oluyor. Bilimciler buna çene çıkması adını veriyor. Köpek balığına küçük ama önemli bir avantaj sağlıyor. Bunu bir 100 metre yarışı finişi gibi görebiliriz. Köpek balığı çenesini ne kadar çok öne çıkarabilirse avını kapma ve kazanma ihtimali o kadar artar. Bu küçük avantaj çok büyük bir fark yaratıyor. Köpek balıkları hızlıydı. Çeneleri öne çıkabiliyordu. Ve bu arada köpek balığının bu işe uygun dişleri oluşmuştu. İlk zamanlarda köpek balıklarının minik buz kazması gibi dişleri vardı. Daha çok avı tutmak içindi. Ancak farklı türler geliştikçe dişler büyüdü ve asıl önemlisi dişin şekli değişti.
Eğer at bıçağı gibi tırtıklı, büyük ve üçgen dişleriniz varsa, o zaman avına et bıçağı saplamak daha kolaydır. Jilet gibi keskin köpek balığı dişlerinin ayrıca balığın bütün bir ömrü boyunca kendini yenileme özelliği var. Aslında köpek balığı dişleri o kadar keskindir ki onlara yakınlaştığınızda iş eldiveni giymeniz gerekir. Çenesini açtığınızda görebildiğiniz gibi ön tarafta dişler var. Bunlar avlarını yakalamak için kullandıkları dişler ama bu işlevsel dişlerin arkasında 6, 7 hatta 8 diş üretim bandındaymış gibi yerine oturmak için bekliyor. Köpek balığı avını yakalarken dişleri kopabilir ve daha keskin bir diş hemen yerine aldığı için ara vermeden avlanmaya devam edebilir. Nereden bakarsanız bakın, tüm zamanların en başarılı türlerinden biri olan köpek balıkları, bu eşsiz çeneleriyle 300 milyon yıldır denizlerdeki besin zincirinin tepesinde yer alıyor. Ancak başarılı bir evrim, doğru ortama uygun donanımla gerçekleşir. Bir balık türü cesur bir adım atıp karaya çıktığı zaman yeni bir tür çene evrimleşti. Köpek balıklarının denizlerdeki en büyük avcı olmasından 300 milyon yıl sonra T-Rex karadaki bir numaralı avcı oldu. Ancak T-Rex köpek balıklarından gelen bir tür değildi. Peki nasıl oldu? T-Rex çenesini nasıl elde etti? Bunlar gibi omurgası ve iskeleti olan ama ısıramayan bir balık nasıl karada yaşamak üzere evrim geçirdi? İlk balıklar sığ sularda yaşıyordu. Yiyecek rekabeti çok yoğun olmalı. Eğer farklı yöntemlerle yemek bulabiliyorsan bu bir avantaj oluyordu. Harvardlı biyolog Charles Marshall ve Molly Markey, 370 milyon yıl önce sığ sularda yaşayan tuhaf amfibik yaratıkları inceliyor. Onlar balıktı. Ancak dünyanın ilk kertenkeleleri olmaya da adaydılar. Hem ön hem arka yüzgeçleri vardı. Solungaçları vardı. Sonra yüzgeçleri dipte vücutlarını desteklemeye başladı ve anlaşılan sonra da bu ilkel bacaklarla dipte yürümeye başladılar. Marshall'ın araştırmasına göre bu tetrapod adındaki ayaklı yaratıklar balıktan çok sürüngenlere benzeyen çenelere sahiptiler. Fosil kafatası ölçümlerinden yola çıkan bu bilgisayar simülasyonu, ilkel tetrapod çenesinin hareketini gösteriyor. Emmiyorlar, ısırıyorlar. Bu da gerçekten ilginç. Balıklar genelde emerler. Su çok akışkan olduğu için besin maddeleri de barındırır. Ağızlarını hızla açtıkları zaman içinde besin olan bir miktar su ağızlarına çekilir. Ancak bunlar besini farklı bir yolla suda ısırarak elde ediyor olabilirlerdi. Bu ilkel yaşam türü bileşkesi, bacaklar, iskelet ve güçlü bir çene, bizler dahil gelecekteki birçok yaratık için başarılı bir temel oluşturdu. İnsanlar hala aynı çene türüne sahiptir. Ortaya çıktıktan yaklaşık 10 milyon yıl kadar sonra, ısıran çeneye sahip olan tetrapodlar artık karaya çıkacak donanıma sahip olmuşlardı. Karaya çıktıktan sonra inanılmaz bir başarı sağladılar. 240 milyon yıl ileri sararsak, bu yeni ısıran çeneden binlerce yeni tür ortaya çıktı. Dinozorlar çağına geldiğimizde hayatta kalmak daha büyük, hızlı ve güçlü bir oyun olmuştu. Saldırganlar büyük çeneli etoburlardı, savunmadakilerse küçük çeneli otoburlar. Etobur dinozorlar öldürmek için daha iyi silahlarla donandı. Daha güçlü çeneler, eti daha etkin kesen dişler ve daha büyük çeneler falan. Otobur dinozorlarsa bu etoburlara karşı savunmalar geliştirdi. Devasa boyutlar, boynuzlar, dikenler veya zırh.
Birçok yönden dinozorlar çağı evrimsel bir silahlanma yarışı olarak görülebilir. T-Rex tüm zamanların en korkunç ısıranı olarak görünüyor. Tipik bir T-Rex çenesi 2 metreye yakındır. Her birinin üzerinde 50 kadar uzun kıvrık diş bulunur. Köpek balıkları gibi bu dişler koparsa yerine hemen yenisi gelir. Ancak yeni bir bilimsel teori T-Rex'in pek saldırgan olmadığını, kollarının fazla küçük, bacaklarının fazla yavaş ve gözlerinin de çok zayıf olduğunu ve bunun için hareketli av yakalayamayacağını ifade ediyor. Birkaç paleontolog Tyrannosaurus Rex'in avcıdan çok leş yiyen olduğunu iddia ediyor. Bu bilimciler Tyrannosaurus Rex'in benimsediğimiz vahşi avcı değil, geniş alanlarda dolanıp ölmüş hayvanların kokusunu alan 5 tonluk bir akbaba olduğunu söylüyor. Gregory Erickson bir paleobiyolog ve kötü bir T-Rex destekçisi. Bunu asla kabul etmiyor. Bence Tyrannosaurus Rex şimdiye kadar gelmiş geçmiş en ölümcül kara hayvanıydı. Böyle bir kemiği kolayca parçalayabilirdi. Erickson, T-Rex tartışmasına ilk olarak yüksek lisansı öğrencisiyken bu buluntuyu incelerken 1990'larda katıldı. Bir triseratop kalça kemiğinde tam 58 adet ısırık izi vardı. İzlerin kalıbını fosilleşmiş T-Rex dişleriyle kıyaslayarak ısıranın T-Rex olduğunu tespit etti. İlk bakışta ısırık izleri leş yiyen teorisini destekliyor gibiydi. T-Rex bu yemeğini yerken vaktini geniş kullanmış, etleri kemikten sıyırmıştı. Ancak Erickson bu ısırık izlerini kullanarak T-Rex için bir minimum ısırık gücü belirlemeye çalışıp T-Rex'in dişlerinin bir kemiği çizmekten fazlasını yapabileceğini kanıtlamak istedi. Tyrannosaurus Rex'in dişleri dinozor dişleri arasında öne çıkıyor. Tüm dinozorlar içinde en büyük dişlere sahipti. Bu kökü ve bu da tepesi. Yani bu dişin yarısı aslında kullanılabiliyordu. Yani kullanabileceği 15 santimlik dişleri vardı. Ve çok ilginç bir kesiti var. Hatta et bıçağı falan gibi diyebiliriz. Ön tarafında tırtıkları bile vardı. Ama bu aslında et bıçağı değil. Dişin ucuna bakarsanız çok daha yuvarlak olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Daha çok bir demiryolu çivisine veya ölümcül bir muza benziyor. Erickson'ın elinde diş vardı. Isırık izleri vardı. Şimdi Erickson dünyada ilk kez yapılacak bir işe kalkışarak bir T-Rex'in ısırığını yeniden yaratmayı amaçladı. Ancak üstesinden gelinecek engeller vardı. Bu izleri yaratan dişin büyüklüğü neydi ve hangi noktadaydı? En zor soru şu, T-Rex dişinin anlamlı bir kopyasını nasıl yapacaktı? Erickson, T-Rex'in sürüngen türünden oluşunu dikkate aldı. Sürüngen dişleri hep aynı malzemeden oluşur. Çok sert olan bir mine tabakasına sahiptir ve onun içinde dişin büyük bir bölümü bir çeşit kemik olan dentindir. Bu iki doku bir arada sert bir gövde oluşturur. Buradaki kopyamız Tyrannosaurus dişi kadar sağlam ve sert olmak zorundaydı. Deneyimiz için bronz ve alüminyum kullandık. Bronz çok yaygın bir kalıp malzemesidir. Alüminyum eklediğimiz zaman daha sert bir yapısı oluyor. Böylece hem boyutu hem de malzeme özelliklerini sağlamış olduk. Erickson T-Rex dişini bir hidrolik prese sabitledi. Planı ne miydi? Triceratop kemiğinde yer alan 13 milimlik diş izini yapmak için ne kadar güç gerektiğini belirlemek. Av olarak da bir inek kalça kemiğini kullanacaktı. Aslını isterseniz inek kalça kemiğinin içsel yapısı triceratop kemiğiyle aynıdır. Pekala, göstergeyi sıfırlayın. Deneme yanılma yöntemiyle Erickson gerçek dünyadaki ısırık gücünü belirleyen tork miktarını ayarlamaya çalışıyor. Kontak kapalı. Kontak kapalı. Çalışıyor. Başlat. Ateş. Tanrım. Resmen delip geçti Paul. Bunun seni ısırmasını istemezsin. Güç ne kadardı Paul? 1400 kilo kadar. 1400 kilo.
Birçok denemenin ortalamasını alan Erickson'ın elde ettiği sonuç 1520 kilogram güçtü. Ve bu, dünyamızdaki en güçlü çeneler olan timsahlar kadar ısırma gücü var demekti. Ancak bu daha başlangıçtı. Bu hayvan ısırırken üst ve alt dişlerini birlikte kullanıyordu. O yüzden asıl güç bunun iki katı kadar olmalıydı. Bu durumda Tyrannosaurus'un ısırma gücü günümüzdeki büyük bir timsahın iki katı falan oluyor. Bu da Tyrannosaurus'un tüm gücüyle ısırdığı anlamına gelmez. Ben Tyrannosaurus'un bunun 3, 4, belki de 5 kat ısırma gücü yaratabileceğini düşünüyorum. Erickson'un çalışması T-Rex'in bulduğu leşlerden faydalanmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu vahşi devin en tepedeki avcı olmak için yeterli donanıma sahip olduğunu gösteriyor. Dinozorların gölgesinde, karada yürüyen yaratıkların farklı bir familyası, başka bir evrim yolunda ilerliyordu. Bunların da kendilerine özgü çeneleri ve ısırıkları vardı. T-Rex ve diğer büyük dinozorlar 65 milyon yıl önce yok olunca memelilerin dönemi başlamıştı ve onların ısırığı bizim ısırığımız olacaktı. 65 milyon yıl önce dinozorlar hakimiyetindeki dünya düzeni büyük bir ihtimalle bir meteor çarpması sonucunda çöktü. Bilimcilerin Kretase Tersiyer veya KT yok oluşu dediği dönemde milyonlarca tür yok oldu. Minik memeliler için KT başlarına gelebilecek en iyi şeydi. Memeliler 160 milyon yıl boyunca dinozorlarla birlikte yaşadı. Ancak boyut olarak her zaman küçük kalmışlardı. KT yok oluşundan sonra memeliler için ekolojik bir hapisten çıkış yaşandı. Birden kendilerini birçok bakir alanı sahip ortamda buldular ve ne zaman ortada fethedilecek bakir bir ortam varsa bazı organizmalar evrim geçirip orasını ele geçirdi. Memeliler de bunu yaptı ve o yüzden biz şu an buradayız. Dinozorların yok oluşu yeni tepe avcılar için boş bir alan bıraktı ve memeliler yeni bir tür çeneyle bu boşluğu doldurmaya başladı. Başarılarının anahtarı özellikle dişlerde yatıyordu. Dinozor dişleriyle memeli dişleri arasında çok önemli bir fark bulunmaktadır. Dinozor dişleri mandal gibi ve hepsi birbirine benziyor. Ağız içinde hepsi bir sıra mandala benziyor. Ancak memeli dişleri bulunduğu noktaya göre farklılıklar gösterir. Günümüzde memeli çenesi evrim geçirerek birçok yiyecek çeşidinden azami miktarda besin alabilecek şekilde yapılanmıştır. Ön tarafta kesici dişler bulunur. Kesmek ve kemirmek için kullanılır. Daha arkadaki küçük azılar yiyeceği parçalar. Ve en arkadaki azılarsa birbirine bastırarak yiyeceği sindirilebilir şekilde öğütür. Ve katil dişler olan köpek dişleri, sadece köpeklerde değil, tüm diğer etoburlarda da bulunmaktadır. Köpek dişleri avı yakalamak ve tutmak için kullanılıyordu. O yüzden doğal olarak köpek dişleri avcı hayvanlarda diğer hayvanlara göre daha büyüktür. Şimdiye kadarki gelmiş geçmiş en büyük etobur hayvan Simulodon, yani kılıç dişli kaplandı. Simulodon, kılıç dişli kaplan. 3 milyon yıldan 12 bin yıl öncesine kadar Amerika kıtasına hükmediyordu. Bu en tepedeki avcı, son dönemlerinde büyük bir ihtimalle bu ortama yeni giren ve fiziksel açıdan ona rakip olmayacak bir avla beslendi, insanla. Bilimciler için Simulodon'un tuhaf ve devasa 20 santimlik köpek dişleri gizemini korumaya devam ediyor. Neden bu büyük kediler bu kadar büyük dişlere sahip oldu? Anatomi uzmanı Frank Mendel de bunu öğrenmek istedi. Hayvanların herhangi bir şeyde kullanmadıkları yapıları evrimle gelişmez. O yüzden de soracağımız soru şudur. Dişlerin bu şekilde evrim geçirmesi için onları ne için kullanıyorlardı? Mendel, Simulodon'un nasıl öldürdüğü sorusunu yanıtlamak için bu yöndeki ilk pratik deneyi oluşturdu. Önce Teksas'a giderek büyük kediler barınağında bulunan Simulodon'un günümüzdeki akrabalarını inceledi. Bunlar Simulodon'un günümüze kadar ulaşmış en yakın akrabaları.
8 santimlik köpek dişleriyle aslanlar ve kaplanlar kılıç dişli sayılmaz. Ama Mendel onların bu öldürme tekniklerinin bir şekilde Simlodon'un gizemini çözeceğini düşünüyor. Günümüzün büyük kedileri çok büyük avları avlıyor. Bazen kendilerinden 5-6 kat büyük olan hayvanları bile. Genelde pençeleri ve dişleriyle tutunup daha sonra da boğazdan ısırıyorlar. Sonra boğazı uzun süre bırakmıyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde aslanın ısırık gücü nispeten düşüktür. Aslanın boğaz tutuşu genelde deriyi bile kesmez. Bilimciler büyük kedilerin kurbanlarını boğarak öldürdüğünü düşünüyor. Ancak Mendel'in farklı bir düşüncesi var. Benim teorim atar damarları sıktıkları yönünde. Bu da hayvanın 3-5 saniye içinde bayılmasına sebep olur. Bir anlamda bayıltıcı bir tutuştur. Kedinin daha sonra bunu birkaç dakika kadar tutarak hayvanın beynini oksijensiz bırakması gerekiyor. Böylece hayvanın beyin ölümü gerçekleşecek ve kediye karşı koyamayacaktır. Aslan için en büyük sorun 5 dakika devam eden kan kokusunun yakınlardaki leş yiyicilerini uyarması. Onlar avı paylaşmaya geliyorlar. Eğer bölgede başka avcılar varsa, timsahlar, sırtlanlar, vahşi köpekler, başka kediler, o zaman bu hayvanlar bölgeye gelecek ve alabilirlerse avı alacaklardır. Similodon'un ısırık gücü aslanınkinden bile düşük. O yüzden 5 dakikalık boğma tutuşu pek mümkün değil. Ve fosil kayıtları bu uzun dişlerin devasa buzul çağı avlarıyla şiddetli bir kapışmada kırılabileceğini gösteriyor. Peki Simlodon 3 milyon yıl boyunca Amerika'daki hayata hükmetmeyi nasıl başardı? Mendel bunu öğrenmek için Simlodon'un katil çenesini canlandırıyor. Tamam, şimdi bu oynar başlığı alıyoruz. Bir traktör Simlodon'un gövdesi yerine geçiyor. Traktöre çıkıyoruz. Ve koca kedinin çenesini doğru pozisyona getiriyor. Çene gerçek bir örnekten kalıp alınarak yapıldı. Mendel ayrıca Simlodon'un büyük otçul avlarından biri olarak da araştırma merkezindeki aslanlar için yiyecek olarak ayrılmış bir inek karkası kullanmaya karar veriyor. Burada kullanılan tüm hayvanlar doğal nedenlerden ölmüş veya ağır hasta olunca uyutulmuştu. Mendel burada öncelikle Simlodon'un avını kovalayıp avını yere yatırdıktan sonra hemen karnını deşerek avlandığı teorisini sınamaya karar veriyor. İlk yapmak istediğimiz şey bu dişleri hizalamak olmalı. Hayvanın karnında bu nokta civarında olmayı istiyoruz. Tam burada. Burada kaburga yok. Sadece karın boşluğu var. Burası çok zayıf bir nokta. Aşağı evet. Devam et. Simlodon alt çenesini 110 derecelik bir açıyla bile açabilmektedir. Ancak o zaman bile 20 santimlik köpek dişlerinden sonra 8 santimlik bir boşluk kalıyor. Bu açıklık öldürmeye yeter mi? Bir ağız dolusu deri alabilsek bile köpek dişleri aslında temas etmiyor. Karın boşluğunu köpek dişleriyle delemiyor. O yüzden benim için karın deşme yöntemi pek uygun bir hipotez değil. Bana sanki biraz zorlama gibi geldi. Eğer karın deşmek için değilse köpek dişleri niçin var? Mendel'in teorisi hemen sınanmaya başlıyor. Bayağı kötü bir yarası var. Neden buzul çağı avcısı Simlodon, kılıç dişli kaplan, 20 santimlik köpek dişlerine sahip oldu? Anatomi uzmanı Frank Mendel, bu dev dişlerin aslında boğazdan öldürmek için tasarlandığı teorisini sunuyor. Hem de bu büyük dişlerin uzun süreli bir mücadelede kırıldığını bilmesine rağmen. Model kafamızı traktörden indirdik ve yere koyuyoruz. Onu hayvanın tam boğazına yerleştirdik. Bu pozisyonda dişler arasındaki açıklık boğazı kavruyor. Hiç sorun yok. Sanırım bu sefer dişleri tam olarak batırabileceğiz. Devam edin çocuklar. Baskı uygulamaya başladık. Ve işte girdi. Köpek dişlerinin bayağı kötü deldiğini söylemeliyim. Çok kötü bir yara aldı. Kocaman delikler var. Delikler yeterli değil. Mendel
model similodon çenesinin hayati damarları kesip kesmediğine bakmak istiyor. Şimdi deliklerin arasındaki bölümü keseceğim. Derinin altına inelim. Çok fazla kan var. Evet, işte delik burada. Tam soluk borusunun arkasında, atar damarların bulunduğu yerde. Çok hızlı ve ölümcül bir yara. Bu hayvan birkaç saniye içinde ölürdü. Mendel, onun bu çalışmasının similodonun neden bu kadar uzun köpek dişi geliştirdiğini açıkladığına inanıyor. Avlarını öldürmek için 5 dakika harcayan aslanların aksine, similodonun 20 santimlik hançerleri onların anında öldürüp yemeye başlamalarını sağlıyor ve böylece leş yiyenlerin eti çalmalarına fırsat vermiyorlardı. Benim görüşüme göre kılıç dişli kaplanlar dişlerini hayvanın boğazına saplıyordu ve bu dişlerdeki tırtıklar oradaki damarlardan birini kesiyordu. Bu durumda kısa sürede çok kan kaybeder ve günümüz büyük kedilerinin boğma tekniğinden çok daha kısa sürede öldürebilirlerdi. Similodon 12 bin yıl kadar önce buzul çağının sonlarında yok oldu. Belki ani iklim değişikliklerinden yok oldular. Belki de erken dönem insan avcılarıyla av konusunda rekabet edemedikleri için. En tepedeki avcı olarak insanlar çok ürkütücü olmalarına rağmen çeneleri çok küçüktü. Peki insanoğlu en yakın primat kuzenlerimizden bile küçük çeneleriyle nasıl bu kadar başarılı olabildiler? İnsanoğlu anatomik olarak oldukça zayıftır. Şempanzelerle kıyasla bizler çok çok zayıfız. Scott McGraw bir evrim anatomisti olarak primatları ve insanoğlunun nesli tükenmiş akrabaları olan hominitleri araştırıyor. Eğer bugünkü maymunlara bakarsanız, goriller, şempanzeler, orangutanlar ve bonobolar çoğunlukla sert, lifli otlar ya da kabuklu yemişler yiyor. Ve bunlar güçlü bir çeneyle çene kasları gerektiriyor. Ve eğer dişlerine bakarsanız, bu hayvanlardaki azı dişlerinin insanlarınkinden daha büyük olduğunu görürsünüz. 1.8 milyon yıl kadar önce, 4 milyon yıldır iki ayak üstünde yürüyen, vücut kıllarının çoğunu kaybeden ve beyin hacmi büyüyen hominid atalarımız Afrika'dan çıktı ve dünyanın dört bir yanına yayıldı. Günümüzde Homo sapienler yani bizler dünyadaki yaşama hükmediyoruz. Bunu kaba güçle değil zeka ile yaptık ve o yüzden güçlü çeneye çok fazla ihtiyacımız olmadı. İnsan evrimi sırasında fiziksel güç ve ısırma gibi yetilerden bir anlamda beyin kullanımına yönelik bir geçiş oldu. Kısacası bizler avcılarımızdan daha zekiydik. Zamanla kullanılan silahlar fiziksel güçten bireyin kullandığı aletlere doğru bir dönüşüm yaşadı. 2 milyon yıldır devam eden alet yapımı sonucunda çenelerimiz boyut olarak çok küçüldü. Sonuçta büyük boyutlu olması için bir gerek yoktu. Çenelerimiz artık gençlik döneminde çıkan 20 yaş dişlerini barındıracak büyüklükte bile değil. Bilimciler gelecekte 20 yaş dişlerinin tamamen kaybolacağını bile düşünüyor. Dişlerimiz küçüldü, çenelerimiz küçüldü, çiğneme kaslarımız küçüldü. Bunu besinlerimizin yumuşaklığına borçluyuz. Mikrodalgaya bir şey atıp pişiriyoruz. Yiyeceklerimizi işlemek için büyük, güçlü bir çeneye ihtiyacımız yok. Dişe de ihtiyacımız yok. Kamış yetiyor. Yarım milyar yıl boyunca en tepedeki birçok avcı ortamdaki en güçlü ısırığa sahipti. Günümüzde onların yeri sadece hayvanat bahçesi. Ancak 400 milyon yıllık evrim süre gelen tek şeyin değişim olduğunu gösteriyor. Evrim hakkındaki en heyecan verici şey her nesilde kuralların bir önceki nesle göre biraz daha farklı olması. O yüzden şu anda gözde olan bir strateji belki gelecekte işe yaramayacaktır. Belki de biz insanlar
en tepedeyiz diye o kadar da rahat olmamalıyız.